Pusula Önüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umut annelerimiz de girdi araya. Sıkıntı değil. Siz de olacağız zaten biraz sonra. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan ettiği en güzel bayram. Ve biz de bugün 23 Nisan'ı akademimizin öğrencileriyle kutluyoruz. Bugün onların günleri. Çocuklarımız bugün Marmaris Meydan'da sahne alacaklar. Hepsi birer performans sergileyecekler. Çok uzun süreden beri hazırlanıyoruz bu gösteriye. Umarım siz de beğenirsiniz. Kısa kısa, çok telif yemeden sizlerle paylaşmak istiyorum bu görüntüleri. Arkasından hemen gösterimizi bitirdikten sonra Allah izin verirse teknemizi suya indireceğiz. Sonra... Bu arada... bu videoyu izleyen ailelerimizin, çocuklarının da 23 Nisan'ını kutluyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. O zaman şimdiden size keyifli seyirler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok değerli. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman görüşürüz. Hadi çocuklarımızla buluşalım. Haydi bakalım. Çadırı mı kurdunuz? Dans Marist Akademi'nin bir diğer küçük grubu Hip Hop Minikler sahnede. Bu kadar alkışa çıkmıyorlar ama biz çocuklar. Bravo, teşekkür ederiz. Bugün onların bayramı. Haydi çocuklar. Güzel performans için Duru Kocaman'a çok teşekkür ederiz. Akademimizin, Marmaris'in sportif salsa sporcusudur kendisi. Evet, bir diğer sportif salsa sporcumuz Elif Grace Katıkaya gelecek şimdi. Evet, Sera Erdoğan, çok teşekkür ederiz. Ve akademimizin kurucusu, baş mimarı Mehtap Hoca, Mehtap Çakır, çok teşekkür ederiz. Ben Deniz Verzane, Kadir Çakır, çok teşekkür ederiz herkese izlediğiniz için. Diyor abla. Diyorum ki bir gidiyorum diyorum, ormandayım ve su olsun yeterli. Pusula kelimesini duyunca diye hayaller kurdum diyor. Büyük hayaller kurdum, inanın ne kadar. Allah kalbine göre versin abla. Vallahi inşallah. Tek 53 yaşa geldim, 25 yılda marketçilik yapıyorum. Hayvanlar olsun bir de etrafımda, çok istiyorum. Survivor gibi yaşamak istiyorum. Evet, inanın bak. Allah. Ve o kadar çok istiyorum doğada ki. Doğada olmak çok huzur veriyor. O kadar güzel, muhteşem bir şey ki anlatamam. Bana bazen işte büyük şehirleri düşündüğümde, mesela İstanbul gibi yani mega şehirleri, kentleri, buraya geliyorlar, haklılar onlar. Diyorlar ki bana cennette yaşıyorsunuz. Ben cennetteyim, cennette cehennemi yaşıyorum diyor. Doğru. Çalışmaktan. Ve çalışmaktan nasıl denizi görüyorum biliyor musunuz? Bak buradayım, bu benim kendim orijinal rengim Ege'li olduğum için. Arabamla giderken mecburen Marmaris'e gidiyorum, bir resmi bir yere. Evet. Denize böyle uzaktan bakıyorum. İnanır mısınız? Ben hiçbir mevsim yaşamıyorum. Evet. Sizinle tanıştığımıza çok memnunum. Ay, ben de sizinle tanıştım. Umarım sizin gibi yaşam enerjisi yüksek insanlarla hep tanışırız. Böyle doğayı seven, insanları seven, ay ondan inşallah. Sonra hayvanları seven. Evet, teşekkür ederiz sohbet için abla. Mutlu günler diliyoruz. Yok, ben size rehin aldım bence. Pat diye girdim, öyle oldu yani.
aracı güvenli bir şekilde park ettik. Römörkümüzü kilitledik. Şimdi Metap beni şu aradan alacak. Kontento ahşap teknelerin yanında cücük gibi kalıyor. Tatlış ya. Tonistan vermeye başla. Evet. Geldim. Yamansın Mehtap Çakır. Rampaların ustasıyım, manevraların hastasıyım diyorsun yani. Vallahi ya, öğreniyoruz işte. Öğreniyoruz. Biraz bugün estiriyor ama olsun. Geleyim ben oraya? Evet, gelebilirsin. Okey. Yaz geldi ya, nihayet yaz geldi Marmaris'e. Sahiller cıvıl cıvıl. Yavaş yavaş böyle denize girenler de var. Belki biz de gireriz bugün. Belki gireriz. Ama önce balığa gidelim, balık tutalım yahu. Evet, dün 23 Nisan vesaire falan derken gösteriler vesaire, oraya koştur, buraya koştur. Şey dedik işte, çıkarız falan dedik ama gerçekten çok yorulmuştuk. Akşamdan çıkartamadık, bir de işte yemek vesaire, ıvır zıvır, iftar miftar falan derken anca. Bugün içmelerden, çok uzun süreden beri indirmediğimiz içmeler rampadan indirdik. Şimdi tabii insan ister istemez unutuyor neden indirmediğini. Şöyle bir şey var, neden indirmediğimi bir hafta hatırladım. Rampa dik, su da çok yukarı çıkıyor. Arabanın diferansiyeli ve frenler komple suyun içinde kalıyor. O yüzden, çok kararlı bir şey. O yüzden biz bugün hatta konuştuk, nerede indirelim, içmelerden çok uzun süredir indirmiyorduk falan dedik. Tabii insan unutuyor, unutabiliyor. O yüzden burada indirmediğim aklıma geldi. Çünkü arka tekerlekler girdi. Bilginiz olsun, çok sokmamakta fayda var. Diferansiyeli, fren sistemine falan zarar verebiliyor çünkü tuzlu su. Aklınızda olsun. Özellikle yeni başlayan, at çekebilecek arkadaşlara da böyle bir en azından nacizane tavsiye yapalım. Şimdi Metap çimçimlerimizi ayıklamaya başladı. Vallahi çimçimleri ayıklamaya bile zaman kalmadı yani dün. O yüzden buzluktaydı. Onları şimdi ısladım, çözülsün buzu diye. Evet. Yavaş yavaş temizlemeye başladım. Kıpkırmızı. Ama hala kırmızı kırmızı. O zaman siz de şimdiden keyifli seyirler, bize rastgele. Seyir esnasındayken balığa gitmeden böyle malzemelerimizi de hazırlıyoruz. Katedimiz var bir tane. Bugün biraz daha kalın 6 numara iğneyle ayrılacağız. Normalde 7 ya da 8 de alınıyor. Biraz daha küçük balıklar için. Biraz daha numara, 1-2 numara büyüttük iğnemizi. 100 gram, 125 gram turşu kullanıyoruz. Derinliğimiz, gireceğimiz yerdeki derinlik 80 metre. Daha hızlı irtiva alsın diye yapıyoruz bunda. Şöyle bir hesaplama yapıyorum yani genelde. Örnek veriyorum, 30 metreye gittiğiniz zaman yani 30 metre, 30 gramla 50 gram kurşun yeterli oluyor. Dibe batma hızı güzel oluyor 30 metrede. İyi oluyor, iyi hissettiriyor. Bir de aşağıda sabit kalıyor. Şimdi böyle 80 metrede falan işte, yani baksan hani 80 gramdan sonrası artık yani metreye göre gram hesabı yapmak lazım. Ama 100 gram falan ideal oluyor. Yani akıntı da fazla da çırpınmıyor. Şimdi böyle katetimiz, 4 iğnemiz var. Kurşunumuz da bu. Sondaki şöyle şeyden geçiriyorum. Hop. Buradan da şuradan kurşun içinden geçiriyorum. Hop. Bingo. Böyle. Ondan sonra balıkları hipnotize ediyoruz böyle. Evet. Metaplı yemlerimizi gıdım gıdım hazırlıyor. Yavaş yavaş hazırlıyor. İnce ince temizliyor. Esiyor ama deniz güzel ya. Hava ondan da güzel. Marmaris'te yaz var, yaz. Geldi mi kıymatlım? Harika harika. Bakalım.
Vallahi güzel bir şey. Kafa safa safa geliyor. Tamam Mercan. Avur cana. Mis gibi mis. Aa, bilmiyorum ne ama. Parlamadı henüz. Başım derinlikle 80 ama ya. Evet. Ya çekecek bitmiyor, çekecek bitmiyor. Mercan'a bak. Yo. Yo. Ne Mercan'a? Malaç ağzını, Malaç. Ağzını açmış da geliyor. Seversin. Ağzını güzel. Boyu çok iyi. Kaçtayız demek ki bebeği. Alıkoyuyorum. Koltuğum. Geliyor ağır ağır. Ağır ağır. Al yanaklıyı bekliyoruz. Al yanaklı. Hadi. Üçlü beşli, üçlü beşli. Ana. Bak. Nelere geldi. Nilem bu. Kadir'e balık tutmayı öğret abla. Nilem bu. Bu ne? Bir dene değil, iki dene değil, bir dene daha gelse üç dene olacakmış. Ya inciler. İnciler geldi. Al yanaklı inciler. Elim gitmiş. Tam kafasını atmışım bebeğim. Evet harika valla. Nilen bu, Nilen. Bu oyunları da çok güzel. Çok güzel. Şimdi size de göstereceğim. Bakınız. Oo. Kalama yakancı istenme. Vallahi yaktıracak neredeyse. Çok güzel. Güzelsin. Bende de var bak, bende de var. Benimki seninkinden önce geldi. Güzelsin. Benimki seninkinden önce geldi. Wow. Oba. Harika. Hop bir tane de etapta. Al içeri hemen. Bende iki taneydi ama bir tanesi, bir tanesi yolda. Yolda gitti. Selam verdi. Gitti. Hop. Beni görüyor musunuz? Oradan göremiyorsunuz. Aşkım kamera arkanda bebeğim. Sen şu an tam arkanı döndün kameraya. Var olmaz mı? Gel bakayım sen ne yapıyorsun orada? Gel. Geldi inciler geldi. Dur çıkartacağım dur. Dur. Kutluğuna kadar gitmiş ya. Bunu geldi çıkart. Yapıştır. Evet. İğnemi aldım. De, iğnemi de yamultmuş. Canavar küçücük şeyle ağzıyla. Geren sanki görürsün tranca. Nasıl yamulttun değil mi? Çenesi çok güçlü ya. Evet. Mercan'ın maşallah. Bunu atar atmaz aldım. Hadi bakalım. Kırmızı olsun benim olsun. Hoppacık. Akıntı var azıcık. Rüzgardan kaçtık. Çapamız yok. Çapa atmıyoruz. Bu derinliklerde. Çekmek için yürek ister. Hop. Bu ne? Mercan ama küçük. Küçük, çok ona. Küçük o bebeğim ya. Dur bakayım. Tofik. Sal gelsin bebeğim, büyüsün gelsin. Tofik aynen, büyüsün gelsin. Avuç dolduruyor. Göster bir kere kameraya. Aa bu ne? Hacıma da işte kum balığı ya, trogonya gibi değil de. Göster bir kere, bir kere göster. Kaydı. Bir kere göster. Minnaş'ı göster. Hadi bakalım, büyü de gel. Harika. Harika mı dedin? Biri harika mı dedi? Kafa dışı süper. Bak
arkadaş dalgada var ya, gizli gizli vurduruyor ya. Gizli vurduruyor. Almışın kırmızıyı. Yes. Hava bugün karayel, o yüzden balık az yaptı. Ama yine yiyeceğimiz balıkları aldık değil mi? Mercanları aldık. Evet. Yaklaşık 8-10 parça mercan aldık. Yeter zaten. Yeter ya. Allah bereketini versin. Halden at yiyeceğimizi. Taze. Denizden sofraya, direkt sofraya. Şimdi gece konaklayacağımız yere doğru gidiyoruz ama yine de balık ne yapabilecek bir nokta olsun istiyoruz. Bakalım nereye gidelim? Bakalım. Time to clean. Başladın mı kıymatlım? Kıymatlım, temizleyeceğim şimdi bunları. Güzelliğine. 2 3 4 5 6 Bunları temizliyorum bebeğim. Kolay gelsin. Ben de salatamızı çatallık yapıyorum ya. Olur. Hiç yapmıyorum.
şimdi. Afiyet olsun gülüm. Afiyet olsun canısı. Günaydın. Hello. Turist Ömer yollarda. Evet. Uyandık. Şimdi dünden kalan bir hesabımız var. Balıklar aradık açmadı. Rüzgar da ben sertti. Yiyeceğimiz balıkları almıştık. Şimdi tekrar balığa gideceğiz. Deneyeceğiz tekrardan sabah evet. Suyuna. Bütün ekip toplanmış buraya geliyor. Asayiş kontrolü çekmiş. Arıyorum açmıyorlar ya. Bende tık yok şu anda. Prenses mi? Bütün ekip toplanmış geldi dedim ya. Bir tanesi yolda düştü bu arada. Bir tanesi yolda düştü yani. Güzel boylar. Güzel kırmızılar. Harikasın. Tebrikler. Gelip durur mu kıymatlım? Geldi bile. Geldi bile. Orijinal mercanlar. Şimdi kadroyu topladım bebeğim ben sana söyleyeyim. Oldu. Burası Ayşber Kemal. Güzel kapattı o var ya iyi durdu o ya. İyi durdu değil mi? Boşladı onu kamerayı. Üstüne mi geliyor acaba? Var da bir tanesi düştü galiba ya. Hafifledi lan. Gelir o gelir. İyi bastı değil mi? Çok iyi bastı. Eğdirdi yani kamışı. Belki başka bir şey bilmiyorum. Başka bir şey neydi ya? Nereden biliyorum başka bir şey olmadığını? Aşkım gelişinden belli oluyor ya. Bastığını da geldi oraya. Güzel aynı yaptı. Oo yeee. Bir tanesi düştü ya. Gel buraya. Gel buraya canım ciğerim gel buraya. Oh hey. Allah gelenlere bak. Allah biri de düştü aşağıya. Aa, bir tanesi abi. Lapa, bir tane giden izmaritti. İzmaritti. Ne geldi bir matla? Sessiz çektim. Gören de izmarit taşına geldik zannedecek ya. Az önce kaçanlar geri geldi. Bu kaçkınlar geri geldi bebeğim. Bir deneymiş. Ne o? Bence ben ne isterim? Benim favorim ne bebeğim? Kırmızı. Kırmızıyla morla canım kurban yoluna. İki tane. Bir tanesi lokum. Lokum. Avı sonlandırdık. Yavaştan artık teknemizi karaya alacağız.
Hadi bakalım. En çok sevdiğim yanı bu su. Evet. Çünkü yüzümüzü yıkıyoruz, evet. Elimizi yıkıyoruz, temizleniyoruz. Kesinlikle. Sen yıkayayım mı? Evet, olur. Kapı kapımız sende. Girişte bunu kolaylaşıyor oluyor, kolay oluyor. Tekne olmasa girişte, bir de tekerlekler suya batmasa. Evet. Tuzlu mu? Tuzlu. Hadi denize çok yakın ya, oradan çıkıyorum ama oraya. Saatler olsun. Teşekkürler. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni bir seriye başlıyoruz. Güzel, keyifli bir yerde olacağız. Allah izin verirse öyle planlıyoruz. Size bir sürprizimiz var, evet. Var. Yeni bir rota belirledik ve uzun bir süre orada olacağız. Bakalım. O zaman haftaya videolarda yerimizi siz de öğrenmiş olacaksınız. O zaman haftaya görüşürüz. Hayallere şimdiden daldım. (Gülüyor)